Merhabalar herkese. Betsa karşınıza yeni bir video. Sizlerle biliyorum 2 gündür video atmadım. Birçoğunuz mail atıp küfür etmiş bana. Teşekkür ediyorum kanalı sahiplendiğiniz için. Küfür etmemiş de şerefsiz beta çabuk video koy yayın aç demiş. 2 gün birazcık yoğun geçti arkadaşlar. Biliyorsunuz yurt dışındaki network'ümüzle aramızda sıkıntı vardı. Onu değiştirmek ve ondan kurtulmak için birazcık çalışmamız gerekti. Sanırım başardık bu sefer. Dolayısıyla yoğun bir 2 gün geçti ama telafi edeceğim. Bu arada bir önceki bıçak çekişi açıklandı biliyorsunuz. Katıldığınız linkten ona da kazananına ulaşabilirsiniz. Zaten yollandı. Onun dışında o site CSGO'nun bir tane daha çekiliş yapmak istiyor. Bu sefer Godknife Crimson Web veriyor. Item yine bende. Çekişi, bütün çekişi ben yapacağım. Glim linkini de aşağıda bulabilirsiniz. Yine sizin için 2-3 tane koydum. İpek'in katılım şartı var. Sten'in katılım şartı var. Bir tane de ben koydum. 3 tane katılım şartıyla alabilirsiniz. Bu arada şey diyen var. Ya ben 10 puan kasıyorum, millet 1000 puan kasıyor. Millet 1000 puan kasmıyor bu arada. Puan listesini görebiliyorsun hani kim katılmış, ne yapmış diye. Mesela herkes için 3 tane varsa 10.000 kişi katıldıysa orada 30.000 tane ticket olmalı maksimum. Dolayısıyla hani oradan da görebiliyorsunuz. Genelde bu rakamların çok altında kalıyor. Yani birçok insan atıyorum bir tanesini yapıyor. Dolayısıyla panik yapacak bir şey yok. Overwatch. Let's go. Let's go Overwatch. Bu arada diğer Overwatch'u da deli gibi oynuyorum. Yani artık sabah akşam oynuyorum. Son 5 günde 38 saat oynamışım. İşte geri kalan zamanlarda video çek, yayın yap falan derken şu anda hani dışarıyla ilgili hiçbir şeyim yok. Yani bilgim yok. Ne oluyor, ne bitiyor falan. Dün hava nasıldı desem bilmeyeceğim yani o derece. Hadi oğlum bize güzel bir Overwatch yolla. Güzel bir Overwatch yolla. Tabii ki Dust 2. Tabii ki Dust 2. Şüphemizin bu arada... Warm-up'ta başlamadık. Şüphelimiz 5'e 6 oynuyor. %60 headshot oranı var. Bir şey yapmamış. Evet, hakikaten hak ederek aldığı belli killleri. İlk killinden zaten anlamıştım adamın iyi olduğunu. İkinci headshot'ı da geliyor. Adam Deagle Meister çıktı be. Helal be, 3 kill aldı. Eğer clutchlarsa... Clutchlarsa, canta olsa derdi burada. Clutchlarsam bir bıçak vereyim ve bıçağını kaybederdi. Silah sesi duymadık ya. Sesten hızlı gitti. Helal be sana be, suspect. Helal be. Helal be, 5'e 1 clutchladı herif. Ama gitti M4 aldı. Biz Deagle görmek istedik. Deagle Meister çıksın inşallah. Belli ki adam hak ederek oynuyor arkadaşlar. Ya bunu nasıl anlayacaksınız? Yani çok basit yolları var mesela işte bir Overwatch'ta hack olup olmadığını. Bakacaksınız, ulan ben daha iyisini vururdum de, diyeceksiniz ve adamın hack olmadığına, sizden daha kötü oynadığına karar vereceksiniz. Easy. Benim genelde Overwatch'ta izlediğim yöntem bu. Bu arada çok şikayet ediyoruz hilelerden. Bunun gibi şerefsizlerden. Ben Overwatch oynuyorum mesela. Overwatch'ta ki aynı setup yani sonuçta online shooter. Kendimi daha rahat hissediyorum. Bunun da birkaç sebebi var. Buradan da burada. Oh. 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 3 kill daha geldi. Bunun sebebi de arkadaşlar cezalar çok ağır. Cezalar çok ağır. CSGO'da WAG banyasan, tamam mı? Bu sana 12 TL mal alıyor. Nereden baksan 12 TL. Çok kötü değil mi? Yani oyunun ucuz olması mükemmel bir şey. Ama oyunundan 5-6 tane alabiliyor olmak kötü bir şey. Yani şöyle düşün. Mutlaka hepinizin bir Smurf'ü vardır yani. Smurf diye bir kavram varmış. Overwatch'ta yok. Niye? Oyun 140 TL. Hani var mutlaka. Birkaç tane hesabı olan vardır ama ban yediğin zaman mesela bazen sürekli donanım banı yiyorsun. Yani Blizzard'ın forumlarında görüyorsun birçok kişi alıyor işte anakartı banladılar falan. Tam nasıl oluyor bilmiyorum. Ama o kadar sert ki şeyleri ne diyeyim cezaları. Ya ben bile korkuyorum yani hack yapmıyorum ama bir şey olur diye korkuyorum hesabımda. Her şeyimi kapatıp girerim. Hani CS'ye de böyle bir şey lazım bu arada yani. Ya şu anda gördüğünüz şüpheliyi mutlaka görebilirsiniz yani kendi maçınızda mutlaka size gelebilir. Dolayısıyla hani kaçma yönteminiz yok. Ya biz 4 maç attık. İkisinde spin bot geldi ya. Ya mesela Wall'e kaçsa tamam mı? Yapsa ki şey hani köşelerden baksa ne bileyim belli etmemeye çalışsa diyeceksin ki baba tamam. Hani almışsın ki belli etmemeye çalışıyorsun. Hani yakalanması zor ne bileyim Overwatch'ta falan.
Ama diyor ki spin bot döne döne gidiyor. Bir gün onlardan birini bulup bu arada size izleteceğim. Direkt şey başınız dönsün kusun diye ekran karşısında. Hadi oğlum benim. Hadi canım. Koş öldür. Vola kim var? Bilmiyoruz mu? Şerefsiz. Diğer adamları da izleyemiyoruz o vuruşta. 10 saniyesi kaldı zaten. Yani bir de atıyorum birçoğumuzun okul zamanı falan olduğu zaman 1-2 maç hakkı oluyor günde. Yani daha fazla vakit ayıramıyor. Ben boş adamı ayırıyorum o ayrı ama hani onda da hileyle karşılaşmak üzüyor açıkçası. İşte ne kadar hack kullanırsan kullan, smoke atamıyorsan olmuyor yani. Geçerken oradan yiyorsun. Adam büyük ihtimalle toggle'lıyor da olabilir çünkü bir iki elden sonra bir şey yapmadı yani. Bir el 5 kill aldı, takımı kurtardı, ondan sonra hiçbir şey yapamadı. Kanalla ilgili de şey söyleyeyim. Geçen İpek'le konuştuk. Ulan mükemmel adamlarsınız çoğunuz. Şunu niye söylüyorum? Maillerinizi takip ediyoruz sürekli. Birçoğunuz bana kızıyor biliyorum. Maillerinizin hepsine cevap vermediğim için. Ama yani bunu yapmam çok zor şu anda. Yani o kadar maille cevap vermek. Ama birçoğunu okuyorum. En azından içeriklerinin ne olduğunu biliyorum. YouTube işine başlamadan önce bakınırken hani ne oluyor ne bitiyor işte nasıl büyüyebiliriz sizinle nasıl ilişki kuracağız yani kitap falan okurken orada çok hoşuma giden bir şey vardı. Diyordu ki sen yayıncı olarak izleyicilerinin sorunlarını hani çözmen lazım ve komünitinde kendi topluluğunda senin bir dertleri olduğunda çözebileceğine inanmaları lazım. Ya da işte bunu düşünme lazım. İki tane aynı soğuk lazım diyordu ve yani sanırım biz bunu başardık çünkü hani bana gelen maillerin bir kısmı atıyorum işte doğal işte abi seni seviyorum ne yapıyorsun imza at falan ne haber lan şerefsiz bal yenek falan yine bıçak açtın mı falan tarzı mailler. Bir kısmı da Google gibi kullanıyor bize. Şimdi bu benim iş yoğunluğumu arttırıyor ama hani her başı sıkıştığında adamın mail atması çok hoşuma gidiyor açıkçası. Bazen yoğunluğumda kızıyorum. Ulan bunu da Google'a sor şerefsiz diye ama hoşuma gidiyor açıkçası. Hadi be şüpheli, bir noscope 360 falan yap, bir şeyler yap. Bu adam işte mesela şeyi anlamıyorum. Bu adam şimdi ilk iki roundda kill'ini aldı. Ondan sonra da hiçbir şey oynamıyor. Mesela bu adamın son kısımlarını izlesem bazı teoriler var. Biri diyor ki mesela işte atıyorum 20 kişi izliyorsa bir kısmı ilk yarıdayı, ikinci kısmı ortayı, üçüncüsü sonu izliyor falan tarzı bir şey söylediniz bana. Hiçbiriniz de bilmiyor tam yani. Ben de bilmiyorum. Valve'da açıklamıyor nasıl izlendiğini. Ama eğer öyleyse mesela ikinci yarıda buna hack demeyen adamlar GG. Ya da farklı bir yöntem izleniyorsa bu adam gözden kaçabilir. Hani Overwatch sistemi mesela şu bu oyunun Overwatch sistemi bence çok güzel düşünülmüş ama ne bileyim beni rahatlatmıyor açıkçası. Böyle içime güven salmıyor. Özellikle hani bu son zamanlarda karşımıza başımıza gelenlerden sonra. Hani mesela videoyu alsanız tamam mı? Videoyu başlattınız. Abo. Ofis uygulaması şey çıktı. Video başını geçseniz. Ulan bu şerefsiz. Ben bunu az görmek istiyorum deyip ortadan başlarsanız. Adam diyeceksiniz ki ek değil. Sen dursun. Ama yani o 5 gün normal değil arkadaş. Mesela burada düz vurdu adam. Burada bir şey yok. Tık 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 vurdu. Ama o Deagle killleri normal miydi? Değildi. Belli ki arada açmış. Tabii ki bu bizim için yeterli. Adamı reportlamaya. Bunlar zaten bir şey yok. Reportluyorum. Öncekini size sormuştum. Bunu sormayacağım. Easy geldi bu. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Bir sonraki Overwatch videosunda görüşürüz. Bu arada bu hafta içi yeni bir şey getireceğim kanala. 3 tane MOBA oyununu oynayacağım. Önce Dota 2 videosu gelecek. Bir tane LoL videosu gelecek. Bir tane de Heroes of the Storm videosu gelecek. Yani arka arkaya önce Dota ile başlayacağız işte. Yanımıza da böyle güzel insanları alıp, böyle güzel konukları alıp şu 3 oyundan birer tane video çekmek istiyorum. Güzel olacak diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada çekişe katılmayı unutmayın. Bay bay.